çocuklara iki tane isim koymak son yıllardaki en moda şeyler arasında. Büyüyünce istediğini seçer, birini beğenmezse diğerini kullanır gibi düşüncelerle konulan iki farklı ad çocuğun kişilik gelişimini bile etkiliyor. Peki ama nasıl? Bugünkü konuğumuz iki isimden nasibini almış olanlardan biri. Mehmet Emin Balay. Çocuklara iki isim koymak doğru mu? İki isimden nasip alan biri olarak ben doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Şöyle ki, genellikle aile içerisinde samimi gören çevre ikinci ismi kullanır. Mesela Emin ismini samimi olanlar kullanır. Okulda farklı bir kimlik Mehmet. Hı hı. Evde farklı bir kimlik Emin. İş yerinde. İş yerinde Mehmet Emin. Bu hanımlar için biraz daha farklı bir boyut kazanıyor. İlerleyen zamanlarda buna bir de evlendikleri beyefendinin soy ismi ekleniyor. İşte Beyza, Betül. Evde Betül, okulda Beyza. Daha samimi insanlar Beyza, Betül. Bir de soy ismi. Çok ciddi problemler yaşıyor. Çünkü bu beraberinde kişilik gelişimini de etkiliyor. Çocukları nasıl etkiliyor peki? Çocukları şöyle ki, hani ilk esnada onların belli bir kimliklere oturması gerekiyor. Okulda farklı bir kimlik, evde farklı bir kimlik, iş yerinde farklı bir kimlik. Artık çocuk ne yapacağını bilemiyor. Hani o esnada nasıl davranması gerektiğini kestiremiyor. Bununla beraber 2-3 tane kimliği oluşturuyor. Ve bu onun için ilerleyen yaşlarda gelişim açısından, kişilik oturması, karakter açısından, kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası dediğimiz o evreyi yaşıyor. Siz yaşadınız o zaman bu evreyi. Yani yaşadık, evet, ister istemez. Peki son zamanlarda bir de şuna tanık oluyoruz. Farklı olmak adına çocuklara zor isimler ya da Arapça kökenli, Farsça kökenli, dini kaynak gösteren çeşitli isimler de konuluyor. Bu konudaki görüşleriniz neler? Aslında doğru bilinip yanlış tabir edilen birçok isim var. Örnek de verebiliriz bunlara. Ecrin ismi Arapça kökenli bir kelime ve ücret anlamına geliyor. Yani çocuğuna ücret diye hitap ediyor aslında. Ya da Aleyna ismini çok duyarız. Aleyna Arapça kökenli bir kelime ve sana anlamına gelir. Yani çağırırken sana diye hitap ediyor. Çocuk şimdi ilerleyen yaşlarda şunu görecek. Hani benim ismimin anlamı sanaymış. Ya da Eliz ismi, güzel isimlerden biri. Ama tekmelenmiş manasına geliyor. Ezilmiş, tekmelenmiş. Veya Sude, boyanmış anlamına geliyor. Çocuk ilerleyen yaşlarda ister istemez isminin anlamına bakacak. Bu beraberinde hani derler ya, sen isminin anlamını taşıyorsun diye. O isminin vasfını taşıma durumu var gerçekten. O çocuk o isminin vasfını taşımak istiyor. Çünkü sonuçta ona onunla hitap ediyorsunuz. Metin diyorsunuz. O metin durmaya çalışıyor. Emin diyorsunuz. Emin davranmaya çalışıyor. Bu tabii ki diğerleri için de öyle değil mi? Hani Eliz diyorsunuz. Benim ismimin anlamı tekmelenmiş. Nasıl bir kimlik oluşabilir size? Peki doğru olan ne? Aileler ne yapmalı? Anlamlı tek isim genellikle önerilir. Çocuğun hem kimlik kazanması açısından, hem karakterinin oturması açısından, hem okulda, iş yerinde, evde farklı kimliklere bürünmeye, bürünme gibi bir davranış, bir hal içerisine girmemek açısından genellikle tek isim önerilir bu konularda. Çok teşekkür ederiz.